Bu Facebook bir ayna görevi görüyor musunuz? Öte taraftan Twitter için mesele bir tutuklar. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre narsizm konusunda yüksek puan alanlar aynı zamanda Twitter'da en çok yazanlar. Abi narsizm meselesi bayağı uç noktalarda evet, yani. Ben evet, öyle harika marika diye dinledim ama yani burada bir bencillik, kendini beğenmişlik, narsizm üst seviyelerde sayılıyor. Şimdi bu demin söylediğim Michigan Üniversitesi'ydi. Kaliforniya Üniversitesi diyor ki burada yapılan bir araştırmaya göre aşırı derecede sosyal internet ağını kullanmak psikiyatrik problemlere neden olabilir. Dikkat et, disperasyon çocukluğu, narsistik kişinin çocukluğu, vücut dismorfobisi, yani ayna hastalığı. Aa, enteresan, enteresan. Ayna hastalığı diye bir şey varmış. Ne olduğunu bilmiyorum, sen bilir miydin? Bilmiyordum, hayır. Yani bu aynaya sürekli bakma durumu, kendini inceleme ve çok beğenme durumu. Herhalde öyle. Depresyon, kişinin sağlığı hakkında sürekli bir şekilde aşırı kaygılanması. İsmini okuyacağım şimdi nelerimize. Hipokondriasis. Bravo. Böyle bir, evet. Röntgencilik, ortası kompresif burası. Şizotipal rahatsızlıklar ve bağımlılık. Yani sana bitmiş bunlar. Yani bunları kimler, daha çok nerede rastlanıyor bunlar? Facebook'ta kimler en çok...